Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. YouTube kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bugün yine Oğuz'la birlikte Havran'dan yola çıktık. Bostancı'ya doğru gidiyoruz. Uzun zamandır Oğuz'u da görmemiştiniz. Şöyle Oğuz kardeşim bir selam gönderirsen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Havran'dan Bostancı arası 7 kilometre ve her gün kuzularımıza, sönmez dişi damızlı kuzularımıza bakmaya gidiyoruz. 7-7 14 kilometre her gün yolumuz var. Havran'da damımız olmadığı için, yani dişi damızlı kuzuları koyacak yerimiz olmadığı için mecburiyetten Tufan abinin damına koymuştuk orada. Yine bir pazar sabahı uyandık, kuzularımıza bakmaya gidiyoruz. Bugün neler yapacağız peki? Bugün kuzulara nasıl bakıyoruz? Biliyorsunuz artık yem fiyatları oldukça yükseldiğinden arkadaşlar bizim kuzular da henüz hamile değil, sağım zamanı değil. Kuzulara en masrafsız şekilde bakmamız lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? En masrafsız şekilde nasıl bakıyoruz? Tabii masrafsız derken hayvanları da zayıf tutmamak lazım. Yine besleri yerinde, zaten birazdan gidince kendiniz de göreceksiniz. Ondan sonra Tufan abinin damına gideceğiz. Bakalım Tufan abi bu sene sakız koyuna hem Lagun koç hem de Doğu Filiz koç kullanmıştı. Onun melezlemeleri nasıl çıktı? Birlikte görelim dedik şöyle. Kırmızı hindilerimiz vardı. Nasıl büyüdüler mi? Onlara bakacağız. Artık hindilerin de yumurtlama zamanı yavaştan geliyorlar. Şubat ayında biliyorsunuz hindiler yumurtaya giriyor. Kırmızı hindileri de umarım çoğaltırız, üretiriz. Şu an için tek derdimiz zaten üretmek. İnşallah güzel bir video olur. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, kuzularımızın yanına geldik. Bizleri yine Mustafa kuzuların yanında karşıladı. Mustafa sen her zaman yakışıklısın. Şapkayı falan çıkarmana gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz Mustafa burada? Kuzulara bakacağız. Değil mi? Gazoz, tamam gazoz, ondan sonra kesin. Evet şöyle Oğuz da burada. Şöyle kuzuları da sizlere göstereyim. Kuzuları buraya getireli 33-34 gün oldu arkadaşlar. İlk getirdiğimde videosunu çekmiştim. Şimdi tekrardan yine çekiyorum. Kuzuları getirdim. İlk önce bir hapladık arkadaşlar kuzuları. Hapladıktan sonra birer vitamin iğnesi attık. Vitamin iğnesinden sonra hepsine tekrardan ciğer iğnesi attım. Tekrardan 20 gün sonra kuzuları hapladım. Şöyle göstereyim siz de aradaki farkı, umarım anlarsınız. Maşallah kuzular çok büyüdü. Ama birazcık ürkekler. Yani bizim burada güre deniliyor buna. İnsandan korkuyorlar. Güre. Gel. Geleceğin damızlıkları inşallah bakalım. Mayıs ayında ya da Nisan ayında bunlara koç katımı yapıp ya da süngerleme yapıp hepsini seneye bu aylarda doğurtmayı planlıyoruz. Maşallah, maşallah. Oo. Evet, dediğim gibi bakın insandan çok korkuyorlar, ürkekler, güreler. Ama tabii yaylıma, mereye çıkınca bu da düzelecek. Gelişimleri çok güzel, büyümeleri çok güzel. Zaten Nisan ayına da kadar da bunlar maşallah annelerini geçerler. Yani damızlık yapacağımız için bu sene bunları koça vermedim ama Nisan ayında inşallah tam koç zamanı olacak yani bunlar. Hem büyüyecekler hem de o zaman tam bir anaç koyun haline gelmiş olacaklar. Peki bunlara nasıl bakıyoruz? Şimdi bu hayvanları hiç dışarı çıkarmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yağmurlar yağmadı, bu sene kurak gidiyor. Kurak gittiğinden dolayı işimiz biraz zor. Yani yeşile, çimene henüz hala daha kavuşamadık. Tabi belirli yerlerde var ama orada da bizim kendimizde de 80-90 tane koyun olduğu için onlar yaylım yapıyor. Bunları da kendi koyunlarımızın arasına götürürsek vallahi yaylım diğerlerini bulamayız. Diğer koyunlarımız da zaten doğurmaya başladı. Bunlara nasıl bakıyoruz? Hemen şimdi kuzuların sabah önünü vereceğiz. Oğuz'la birlikte sizlere hem nasıl baktığımızı hem de neler verdiğimizi anlatacağız. Oo, şurada karagöz var bakın bir tane. Maşallah. Oğuz kardeşim başlayalım mı? Başlayalım kardeşim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kuzularımıza şöyle biz poşetlerde sılaj alıyoruz. Bizim buraya kapı dar olduğundan dolayı slash toplarda, büyük toplarda girmiyor. Böyle bunlar 33 kiloluk paket. 33 kiloluk paketlerde tanesini 25 liradan alıyoruz.
ilk önce şöyle kuzularımıza mısır sılacı veriyoruz. Mısır sılacından sonra hemen burada görmüş olduğunuz gibi hançer küstesi. Bu pançarı çok vermiyorum. Pançar çok şekerli olduğundan dolayı böyle günlük bir kasa pançar, bir sabah bir akşam yani bir kasa anca veriyorum. Çok şekerli, çok iştahlı yiyorlar. Oldukça seviyorlar yani şekerli olduğu için. Bunu slajla karıştırıp bir de toz samanla karıştırıp verdiğim zaman da karışım olduğu için çok fena şekilde yiyorlar yani çok iştahlı şekilde yiyorlar. Şimdi şöyle sılacımızı yarım kasa sılaç, yarım kasa pançar püslüsünü döktük. Hadi Mustafa. Yardım etmiyor musun? Ne yapıyorsun? Kasayı ben mi götüreyim, sen mi götürsün? Sen mi? Yok ben götüreyim Mustafa. Bekle sen. Ah! Görmüş olduğunuz gibi mısır sılacını ve pançar küspesini karıştırdık. Şimdi bir kasa da toz soğan yapacağım. Hatta yarım kasa. Yine aynı şekilde mısır sılacı ve pançar küspesi vereceğim. Tabi bunlarla bitmiyor. Bir hayvan yem yemezse olmaz abi. Hayvan yem yemesi lazım. Ama yem fiyatlarına gelen zamdan sonra yemi 3 kova döküyorsak 1 kova döküyoruz. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar bugün Mustafa hiç yardım etmiyor bize. Siz de görüyorsunuz. Hiç yardım etmedi bugün. Ama gazozu yine hak etti. Gazozu yine garanti konti cepte. Şimdi ikinci kasamızı verelim. Hı-hı. Nasıl yiyorlar Mustafa? İyi. İyi mi? Vallahi mısır sılacını ve pançar küspesini her nereden alırsak alalım içinde küf var mı, bozulmuş mu, bozulmamış mı lütfen dikkat edelim. Çünkü çürük, bozulmuş pançar küspesi ve sılaç hayvanı öldürür. Ne oluyor? Öldürür değil mi Mustafa? Hı-hı. Şimdi senin görevin ne? Yok. Senin görevin orada beklemek. Kapıyı kapatmayacaksın, orada bekleyeceksin. Hayvanlar dışarı çıkmasın. Bakın pançar küspesi dediğimde şöyle bir şey, çok şekerli ama insan da yiyebiliyor bunu yani. Ben tadına baktım. Çok şekerli Mustafa. Hadi tekrar geçelim Mustafa. Abo! Yavaşın. Hayvanları iğneledikten sonra ilk geldiklerinde bu kadar iştahları yoktu. Vitamin iğnesini attıktan sonra öyle bir iştahları açıldı ki arkadaşlar. Önüne ne koysak yiyor yani. Ne koysak yiyor.
Allah'ın izniyle şu yağmurları yağdıktan sonra, çimen açtıktan sonra inşallah koyunlarımızı artık masrafsız bir şekilde bakmaya başlarız. Şimdi sılaj verdik, pançar küspesi verdik. Sırada ne var? Sılaj verdiğimiz için sılaj hayvanın içini kışın soğuk tutar. Bunu neyle dengeliyoruz? Arpayla. Arpayı da tam tersi hayvanın içini sıcak tutar. Evet, arpa ezmesini döküyoruz. Bundan da bir kova, bir kova da besiye mi döküyorum arkadaşlar? Her gün bu şekilde sabah ve akşam olmak üzere hayvanlarımıza iki defa bakıyoruz. Çünkü arpa olmazsa olmaz. Arpa hayvanın içini sıcak tutar. İçindeki enerji ve protein de. Yani besi hayvanı değil de bunlar aslında. Damızlık hayvan olduğu için hem büyümelerinde etki yaratır hem de yani hayvana kesinlikle arpa ve besiyemi vermek zorundayız. Hadi bakalım. Yiyin gari. Bir kovada besiye mi? Tabi bugünlük yarım kova çünkü yem bitti. Yem almamız lazım. Evet, kuzularımıza baktık, sabah öğünlerini verdik, artık ta akşama yine aynı işlemleri uyguluyoruz. Yani en ucuz şekilde, bu şekilde bakıyor biliyoruz arkadaşlar, yani en ucuz dedim, yine günlük öğünleri 50 liraya falan geliyor bize. Bir tane sılaj yiyorlar, bir tane iki tane pançar küspesi, tabi günlük 50-60 liraya geliyorlar bize. Olsun, bakalım inşallah bunların da verimleri alırız, baktığımız emekler boşa gitmez diye düşünüyorum. Seneye doğurduklarında hem sütünden hem kuzusundan hem damızlık kuzusundan yararlanırız. İnşallah verdiklerimiz geri gelir. Evet, Tufan abinin oraya doğru yola çıktık. Gidiyoruz arkadaşlar. Hemen burası da onun mera alanı. Bakın Regras ekmiş. Regras da oldukça büyümüş valla. Regras Eylül'ün ilk haftası ekilir bizim buralarda. Çünkü sonradan Kasım soğukları geldiğinden dolayı hemen büyümüyor. Yani Regras büyümekte geç kalıyor. Tufan abi de geç kalmış anlaşılan. Evet, onun ağırına geldik. Regras sıcağı seviyor. Soğuğu hiç sevmiyor. Soğukta da zaten hiç büyümüyor. Hemen bakın onun ağırı burası. Hemen şu karşıda görmüş alana da beşli karışım ekmiş. Arpa, buğday, yulaf, çavdar bunun gibi 5 tane karışım yapmış. Orada da hayvanlarını otlatacak tabii. Hoppa, şöyle bismillah. Ay vay vay vay, bizim kırmızı indiler ne alemde bakalım. Tufan abinin tavuklar doğuruyor mu acaba ya? Bak bir kavga var orada ama bir şeyler yapıyorlar. Bak 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 bak. Vallahi öldürecek şimdi onu. Lan ne yapıyorsunuz? Bu kapı nereden açılıyor? Bu tavuğu ne yaptılar ya? Olsun, kapıyı tutsana. Kapıyı tutsana kanka. Bu tavuğun ayağını mı kırdılar? Gel 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 gel.
Ne oldu lan? Şşş. Ama arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Ayağını didikliye 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 ayağını herhalde kırmışlar. Sağ ön ayağı sanırım, aynen. Sağ ön ayak. Ya iki ayağı mı ya da ya? Bu ayağında mı sıkıntılı? Senin ayakların nasıl? Evet evet, sağ arka ayak. Eh be. Mavi yumurta yapan cinsten tavukta. Yani bunlar mavi yumurta yapıyor. Neyse. Tufan abi gelince Tufan abiye söyleriz. Artık ayağı kırıldı büyük bir ihtimalle. Kesip yenilecek yani bu tavuk. Bakalım Tufan abinin tavuklar yumurtluyor mu? Evet, burada 3 tane var. Burası boş. Burada da bir tane var. Daha da 2-3 tane falan doğrular herhalde. Yani ortalama olarak da 20-25 tane tavuk var. Sabahtan da kendisi aldıysa herhalde bayağı bir yine 10 tane falan yumurtası oluyor. Tabi Tufan abi yumurta yemi kesinlikle vermiyor. Sadece buğday, arpa, bunun gibi şeyler veriyor. Yine de iyi bir oran ya. 25 tavuktan 10 yumurta alırsak günlük olarak buğday ve arpa ile süper. Valla tavuğu içim yandı ya. Hala orada. Bilerek mi yapıyor diyorum ama bilerek de yapmaz ki ya. Bak düzeldi sanki biraz ama alamıyor yine arka ayağını ya. Arka ayağını alamıyor arkadaşlar. İlk kez gördüm bir tavuğun böyle bir tavuğu sakatladığını. Belki de başka şeyden oldu. Ayağını bir yere sıkıştırdı falan ama onu güçsüz görünce diğerleri daldı. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Sektir bakalım bir görelim. Olsun kardeşim. Eski futbolculardan kim kaldı? Ben kaldım. Hadi. Kaç sektiriyorsun? Sektir. Yapamıyorsun kanka sen bu işi. Evet, burada da kırmızı hindilerimiz var. Maşallah maşallah maşallah. Ne çok büyümüş bunlar ya. Oy gu 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 gu. Arkadaşlar, sanırım 3 tane erkek var. 4 tane dişi var burada. Kırmızılardan. Yine beyaz erkeğimiz var orada, bakın ötüyor. Onun arkasında da 5-6 tane siyah hindimiz var. Kırmızıları bu sene Allah nasip ederse üreteceğiz. Ük 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 ük. Şu baba bir hindi ya. Hiç korkmuyor da bak. Maşallah. Şubat ayında yumurtlamaya başlıyorlar. Bakalım bu sene kaç tane yatırabileceğiz, kaç tane yavru alabileceğiz. Tabi hindinin bakımı da zor. Tavuk gibi değil, çok hassas oluyorlar. Böyle dikene çarptıklarında ölüyor ya. O, biz bunlardan 20 tane almıştık. 6 tane, 7 tane anca yaşatabildik. Onlar da görmüş olduğunuz gibi karşımızda duruyor. Bak cereze var bunda. Bak yanağı şiş bunun da. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şunun bak. Şuradakinin. Yanağı şiş, gözleri şiş. Cereze. Mi diyorlar, ona bir şey diyorlar ama ilacı var onun da, ilacını atmak lazım. Yine aynı hastalıktan 5-6 tane kaybetmiştik. Yani böyle gözleri şişmişti. Gözleri şiştikten sonra da hayvanlar öldü. Şunun kapısını kapatmayı unuttuk. Şunun kapıyı bir kapatalım. İşte. Sektir sektir kanka. Tut bak ben sektireyim. Gel 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 gel. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bunlar da Tufan abinin finilerinden. Bu sene kendine ayırmış olduğu bir tane erkek finomuz. Burası köyün içinde olduğundan dolayı Tufan abide 4 tane 5 tane böyle fino var. Ama yani bu dama girmeniz gerçekten çok zor. Çok sarıyorlar. Bakın bir tane siyah orada yatıyor. Bu beyazın annesi de burada. Dur anneni de gösterelim.
gel. Gel buraya. Neredesin sen? Kaçma. Gel buraya. Korsan mısın kız sen? Kız dedim bak, sen oğlandın sahi değil mi? Gel bakalım. Lan sen bembeyazsın ya böyle. Annesi sıkıntı yaratma. Tamam mı kızım? Ha? Arkadaşlar buraya her gün gelip gidiyorum neredeyse ama bir türlü finolar bana alışmıyor. Her gördüklerinde saldırıyorlar. Bak kulakları dikti, hatta Oğuz şimdi arabadan çıktı. Hadi gel. Hadi gel. Burada 4 tane 5 tane dediğim gibi fino var ama yani fino deyip geçmeyin. Bak şimdi. Yapma. Evet arkadaşlar, Tufan abi de geldi. Hoş geldin Nuri. Hoş bulduk abi. Abi az önce buraya geldim, içeri girdim, bir tane tavuk diğer tavuğu dövüyor. Ayağını kırdılar galiba. Ayağının ne oldu bilmiyorum ya. 2-3 günden beri öyle. Bilmiyorum. Öyle miydi? Öyleydi. Hani diğer tavuk yapmadı yani. Yapmadı. Hadi. İyi o zaman abi. Ben zannettim ki diğer tavuklar dövüyor. Yok öyleydi. Hatta dedim ki ilk kez hayatımda böyle bir şey gördüm diye. Tavuk tavuğu öldürür mü değil mi? Aslında öldürür. Ama ayak kıramaz herhalde abi. Kan olması lazım. Kan olduğu zaman hep birbirinden didikliyor. Aynen. Evet, şimdi Tufan abinin kuzulara bakalım. Evet. Abi kaç tane koyun doğurdu? Vallahi ne oldu tam bilmiyorum ya, kaç tane doğurdu. Ortalama olarak. Vallahi burada hep işte koyunlar. Ha, doğuran koyunlar burada mı? Burada çıkarmadık onları. Yalnız hepsi ikiz. Allah Allah. Ey maşallah. Hepsi mi abi? Vur 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 vur. 300. Maşallah. Yeni doğum yapmış o da. Dün akşam mı? Bir tane sonra o küçücük. Aynen. Şöyle girelim abi içeri. Oğuz başkan. Gel şurada kapıda dur, gel. Ya kardeşim ya, kapıda dur. Ey maşallah. Tufan abi. Dün doğdu. Dün mü doğdu? İkiz bu da he. Maşallah maşallah. Keşke hep ikiz olsa abi. Herkesin beklenen yani bir... Anasına çekmiş zaten kuzular da. Ya. Bu 300. Abi bu lagun ya. Vallahi. Tufan abi bu ne yapıyor bu abi? Delibaş mı? Görüyor musun? Allah Allah. Delibaş olmuş bu. Abi bu geçen senenin bizim damızlık olarak ayırdığımız kuzulardan da değil mi? Evet. Allah Allah. İşte. Kalkmaz. Kalkmaz. Yediriz bunu ya, başka çaresi yok. Abi besi falan da yerinde ya. İğnesini falan attırdık ama. Aynen. Geldi bir kere gidiyor yani. Evet. Bak bu da 300. Ey maşallah. Neden abi? Ya. Şimdi sen bu kuzunun birini ne yapıyorsun abi? Satıyorum. Hani şimdi 2 gün sonra, 3 gün sonra satıyorsun. Ne kadara veriyorsun abi bunu? 200. Ne tutturursan veriyorsun. Tabii 3 tane büyütmesi zor. İnek olanlar alıyordur genellikle bunları. İşte bir borondan emziriyorlar. Bunları alıyor. Aynen abi. Abi diğer kuzulara geçelim. Yetişkin kuzulara da. Onlara geçmeden önce sana şey diyeceğim. Sen bunlara Lagun Koç ve Doğu Feriz Koç atmıştın değil mi? Kaç tane koyun doğurdu abi? Ya da öyle sormayayım da abi, kaç tane koyun tek doğurdu? Kaç tane koyun tek doğurdu? Bir.
Bir tane mi? İki tane mi? Kare 2. Evet. Bu da ikiz doğurdu ama şu çapar yok mu? Tamam. O da ikiz doğurdu ama bir tanesi öldü kuzu. Tamam abi, sorun yok. O da ikiz doğurdu. Onun tek sayım ikiz mi sayın? İkiz abi, o da ikiz sayacak. 1, 2, şu çapar 3. Başka... Başka bir de şu karakolu. 4 tane. 4 tane tek doğurdu. Tek doğurdu. Yani ortalama olarak 20 tane koyun doğurdu mu abi? 17 tane doğurdu. 17 tane doğurdu. 17 tane koyundan 4 tane tek var. Abi çok iyi bir oran ya. Çok iyi ya. Ben de sopukluyorum. Vallahi çok güzel. Sen bir de abi koyunlarına Lagun Koç ve Doğu Firiz Koç salmıştın. Sakız koyununa. Yani bu oranı yakaladın. Neredeyse Tufan abi 1.8 falan oluyor. Yani. Süper ya. Tamam, şu taraf dışarıdan bakalım. Tamam abi, dışarıdan geçelim. Arkadaşlar delibaş olmuş. İğnesini ve hapını attın galiba Tufan abi sen. Ama yine oldu işte. İşte delibaş abi. Üzerim toklu. Aynen, geçen sene çok baktık yani, az mı baktık? Ama oluyor işte böyle zayıf laf. Burada da diğer kuzular var. Bakalım Doğu Firiz ve Lagun'dan neler çıkıyor. Gel. Bak şunu açtı. Hep ikiz bunlar. Kapı dursun abi, böyle de içeri şey girsin. Aydınlık. Abi bunların hepsi ikiz he. Nuri, şu sarı gözler yok mu? Abi onlar Doğu Firiz açmış onları. Doğu Firiz'den onlar. Şu sarı gözler Doğu Firiz'den. Aynen. Bu kılıcıkla şundan. Bak bu Lagun. Lagun'dan bunlar. Aynen. Sakız'la Lagun eşleşmesinden bu dünyaya geliyor arkadaşlar. Bu da Lagun. Ya Tufan abi genellikle babaya çektiğinden dolayı %70 olarak, yani hayvanlar genellikle dün daha önce şu alacalar da orada, bak onlar da ikiz. Onlar annesine çekmiş ya. Bak. Dişilik oranı da çok. Neyi abi? Dişi de çok. Kaç dişi var? Vallahi bilmiyorum ama mesela atıyorum. Ya kaç tane kuzu var burada bilmiyorum kaç tane olduğunu. Vardır bir 30 tane falan. Yarısından fazla dişi o zaman abi. 17 tane koyun doğurdu işte. Yarısından fazlası dişi. Aynen. Çok dişi var. Çok güzel ya. Ama abi Lagun'dan bak. Evet. Lagun'dan olanlar daha çok kendini belli ediyor. Evet. Kıvırcık tüylü onlar. Kıvırcık tüylü onlar aynen. Karagözler Doğu Filiz'den. Karagözler. Karagözler Doğu Filiz'den. Bak şu mesela Doğu Filiz'den. Aynen, o zaten ilk doğan kuzu Tufan abi. Ama çok büyümemiş mi abi kuzu? Yani büyümüş çok ya. Bir ayaklı bir kuzu değil yani şöyle gördüğümüzde ya, değil mi? Yerli koyunlara benzemez. Sen aynen. Yerli koyun baktığın için. Aynen. Yani dalaşlı koyun baktığın için. Hani bacakları da kısa abi değil mi kuzunun? Gütük değil mi şöyle? Gütük ama aynen. Dişi. Dişi mi? Damızlık mı peki? Hayır. Dişiler hepsi damızlık. Dişiler hepsi damızlık. Bakalım. Bunların verimleri nasıl olacak Tufan abi? İnşallah iyi. Annesi... Şu karagöz dişi, bir onu bırakmam. Damızlık. Şu karagöz gibi yok mu? Neden abi? Yani ufak biraz o, baksana. He, diğerlerine göre ufak aynen. Şu alaca gibi var bak. Aynen abi. Onu bırakma. Maşallah. Geri kalanı güzel abi. Geri kalan hepsi güzel. Hepsi güzel maşallah. Tufan abi yonca vermeye başlamışsın. Yonca veriyorum. Yem de veriyor. Yem de veriyor mu? Yemiyor mu bu kadar kuzu? Ey maşallah ya. Yani biz arpayla buğday veriyoruz, tamam mı? Kuzulara mı? Kuzulara arpayla buğday veriyoruz. Küçüklükten önlerinde olduğu zaman çarpma olmuyor yani. Aynen. Çarpmıyor hayvanlar. Alışıyorlar yani. Alışıyor, değil mi? Küçüklükten olduğu zaman. Aynen abi, çok güzel ya maşallah. Tufan abi peki seneye ne yapacaksın? Yine Lagun Koç mu kullanacaksın Doğu Firiz'le? Şimdi biz Lagun'u satacağız. Doğu Firiz zaten öldü. Doğu Firiz öldü aynen. Yemiş çarptı öldü. Şimdi Lagun'u satacaksın. Çünkü kızlarını açmasın diye. Tabii kızlarına. İkinci bunlar, bunlardan sonra olan kızları da var yani. Yani bunların üst kızları da var. Kızlarını açmasın diye. Abi kaçıncı salındı o? İkinci. İkinciye salındı. Yine daha genç hayvan. Genç tabii canım. Aynen. Zaten koçun sardı. Tekerin genci derdi. Genci. Evet arkadaşlar. Aranın... Şşşt. Bunlar da çok bağırıyor. Arkadaşlar aranızda Lagun Koç arayan varsa Tufan abiden ulaşabilir. Gerçekten genç ve damızlık bir hayvan Lagun evet. Koç. Senin abi biliyoruz ırkını da. Tam ne işim için verdin yani ya. Mecburiyetten dolayı aynen. Veriyorsun. En fazla 2 sene açtırıyoruz. Tekeyi de öyledi biz. Aynen. Koyun da öyle. Koçu da öyle. Olsun abi ya. Yani iyi mal kapıda durmaz, satılır.
Biz deve gibi deve çok çok para da istemiyoruz yani. Aynen. Herkes işini görsün. Maşallah. Bunlar şimdi abi annesine bağırıyor. Otomatik oluk da veriyorsun. Tufan abi arpaya ve regrasa bakalım ya senin. Arpa ve regras bakalım hangisi daha çok büyüdü abi? İkisini de aynı gün ektin. Aynı gün ektim. Regras daha çok ama arpa daha çok büyüdü. O karışım değil mi abi? Beşli karışım. Hepsinden var. Evet. Hadi bakalım. Nuri burası regras. Evet abi. Burası Veysel abinin yeri. Buraya elektrikli tel yapmış elektrikli galiba. Elektrikli tel yaptı. Yedire yukarı doğru gidiyor bak. O tarafı yedirmemiş biliyor musun? Aynen abi orası... ilk önce burayı yediriyor, sonra arka tarafa. Kalesiye bile etmiyor hayvanlar. Kaç dönüm abi burası? 7 dönüm. 7 dönüm. İnekleri soluyor işte orada. Kaç tane inek var abi? Vallahi be 35-40 tane vardır ya. 35-40 tane inekle bu regrasta, 7 dönüm regrasta. Vallahi helal olsun, çok güzel. Tufan abi senin arpa bayağı büyümüş ya. Hatta sen burayı yedirmişsin gibi ya. Yok ya, gorillaydı burada onu. Vallahi gorillaydı. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Hindiler içinde yayılmaya devam ediyor. Baksana koyun gibi yayılıyor. Burada arpa var, buğday var, yulaf var, çavdar var. Hepsini karışık ektik. Koyunlara yedireceksin değil yani mi abi buraya? Zaten bak şimdi burasında hemen 5 adım ileri gidiyorum. Bak burası. Görüyor musun? Ne kadar fark ediyor değil mi abi? Ulan daha yine. Tufan abi yine burası yedirilir ya, yedirilecek kıvama yani gelmiş yok, yani. Yediriyoruz. Sulu koyunları salıyoruz yani. Aynen. Ama şu başı hep gulliler yedi. Bir yani 15-20 gün sonra burası tam kıvamına gelir. Gelir. Şimdi yarın ya da yarından sonra bir yağmur gösteriyor işte. Güle gübre satamıyoruz zaten. Aynen abi. Şeker attık biz de. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yapamadık. Valla golü lahma nasıl yiymiş buraya ya, bitirmişler. Resmen yedikleri belli yani. Yağları satacağız zaten Nuri. Gulen mi? Yedikleri vereceğiz yılbaşında. Kırmızıları mı? Kırmızıları. Kırmızı yedikleri. Çok kavga ediyorlar ya, olmuyor. Veysel'in işlerinin yere geçmiş abi bu indire. Ya benim anlamadım konu, elektrikli tel var burada. Telden nasıl geçti bu güller? Altından geçiyor ya bak altından. Değiyor ama bak abi. Çalışmıyordur tel. Çalış. Değil ben değemem abi, sen bir denemesini yapsana. Ben yapmam abi. Sen alışkınsındır Tufan abi. Zaten yarısı da gitti hayvandan. Oraya biraz da bir burada var. Kaç dönüm yerektin abi koyunlara? Koyunlara 10, 17, 5, 6 da olur. 30 dönüm falan. 30 dönüm falan yerektin maşallah. Bak. Evet şurada da inekler var görüyorsunuz arkadaşlar. Tufan abi bu makineler de senin mi? Hepsi benim. Hepsi senin. İşte hayvancılık yapacaksan böyle bir yerin olacak. Her yer... Tabii bak borular burada, sulama sistemleri burada, makineler burada. Tufan abi bu düzeni oturtmak da kolay değil mi abi? Abi bu hayvancılığı, çiftçiliği yapıyorsan her sene yeni bir makine almak zorundasın yani. Her yani sene. Kesinlikle. Bitmez yani ihtiyaç. Şimdi bizim yem karma almamız lazım, sulama sistemi yaptırmamız lazım, hepsini yaptırmamız lazım yani. Ama tabii hep maddiyat. Hep maddiyat. Yani hemen olacak iş değil yani, senelerini alıyor insanların. Evet. Onu demek istiyorum abi. Bir kasa bile 34 bin lira olmuş ya. Ben 12 bin lira aldım, 34 bin lira olmuş. Öyle maşallah. Tufan abi kasayı da bu şekilde yaptı. Slash çekiyor arkadaşlar. Ama artık sökeceğiz ya. Birkaç kişinin daha bir yeri var. Yeri var. Murak var yani Burak'la. Kasa parayı çıkarmıştır yalnız abi slash parasından. Çıkardı. Yok slash çekmeden şeyi çıkardı. Kanatlan parasını çıkardı. İşte kanatlan parasını çıkardı. Ne kadara çekiyorsun abi? Belli olmuyor. Mesafesine göre değişiyor. Mesafesine göre değişiyor. Hani Buraklar var ya. Aynen. Öztürkler. Burak Öztürk. Onlar mesela hep anlaşıyor biçenler. Onlar kaç para ederse biz de o fiyatı çekiyoruz. Aynen. Yani ortalama olarak bir fiyatı vardır yine. Ortalama olarak %150 arası değişiyor. Mesafeye bağlı ya. Mesafeye bağlı. Aynen. Regras'ı da gösterelim. Evet arkadaşlar burası da Tufan abinin ekmiş olduğu regras. Ama regras arpaya göre biraz küçük kalmış Tufan abi. Ya zamanı geçti Nuri, biz geç kaldık bunu ekmekte, mecbur geç kaldık çünkü sıvaj vardı, darı mısır vardı içinde. Bunu eğer ekeceksen zaten yani Eylül'ün ilk haftası ekeceğim bu regrası. Aynen abi. İlk haftası. Eylül'ün hemen sonunda ekeceğim. Hatta Eylül'ün yok, son yok. Haftası, Ağustos'un son haftası abi. Ağustos'un son haftası. Aynen. Eylül'ün ilk haftası
Ekçik Ağustos yine. 20 gibi, Ağustos 25 gibi. Bunu olur. Ekçen abi. Kasım'da da zaten diz boyu olur. Bak orası nasıl mesela? Adamlar nasıl? Mesela Veysel abinin orası nasıl? Tabii orası. O Eylül'ün ilk haftası ekti. Peki abi bunu Eylül'ün ilk haftası ekçin, Kasım'da yedirmeye başlayacaksın. Ondan sonra ne zaman bozacaksın sence? Bunu mu? Aynen. Ya sulamana bağlı. Ne kadar çok sularsan o kadar çok ömrü olur. Mesela Mayıs'a kadar falan ömrü olur. Aynen. Mayıs'ta bunu bozacaksın abi. Haziran'a kadar bile olur. Ondan sonra buraya sılacaksın Tufan abi. Evet sılacaksın. Hem sılacdan alacaksın. Peki bunu Mayıs'ta balya yapabilir misin? Yaparsın. Yedirmedin mi yaparsın değil mi? Yedirmedim mi yaparsın. Aynen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Raygrass biraz aralıklı. Biraz olmamış yani. Ya olmamış değil, oldu da büyümüyor. Büyümüyor. Zaman da geçti. Havalar tekrar soğuk olduğundan dolayı büyümüyor. Büyümüyor. Ama şimdi bir yağmur yağacak. Ondan sonra havalar bir hafta falan yumuşak gibi gözüküyor. Hemen büyüyor. İnşallah abi bakalım. İnşallah. Büyüsün de koyunları yedirirsin hemen. Yine yediriyoruz ya, şuralarını falan yayıyoruz. İyi iyi Tufan abi, senin burası da bayağı büyük ya. 10 dönüm. 10 dönüm burası. 10 dönüm. Ama büyümüyor yani. Yağmur, sen gübre attın mı buraya? Attık, şeker attık. Şeker attın. Üre atsadık daha iyiydi ama üre atamıyoruz tabii. Bak bugün hava çok güzel mesela abi. Tam Raygrass havası. Evet. Bugün büyür. Bugün büyür. Neyse. Evet arkadaşlar. Bak şu kuyucu yerleri görüyor musun? Nasıl bak? Aa bak. Kuyucu yerleri nasıl görüyor musun? Hatta burada koyunları bile yaydım ben. Aynen abi. Baksana neden bu kadar çok büyümüş ya burası? Ya burası işte kuyucu geliyor. Bak. Koyunlar görmüyor. Bak arkadaşlar burası rüzgar görmeyen yer. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın yani bakın. Ya burası da aynı böyle, burası aynı da şey, koyunları yedirdim ben burasını. Yedirdin mi koyunları? He yedirdim. Ama bak abi baksana ya, ne kadar çok fark var arasında yani. Demek ki rüzgar almasa. Rüzgar olmasa işte, soğuk değil burası, kuytu geliyor ondan. Bizim işte buradan tek sıkıntısı Tufan abi Poyraz. Yani bakmayın bugün birazcık havada rüzgar yok. Genellikle bizim buralar hep rüzgarlı, hep rüzgarlı. Bu da ekine zarar veriyor. Her şeye zarar veriyor. Tabi. Neyse arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tufan abi videoyu kapatıyorum artık. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı unutmayın.